Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Arka arkaya haberleri izleyip değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de domuz gribi vakası oldu. 2009'dan sonra ilk defa ülkede bir domuz gribi vakası şu an itibariyle tedavi altında. Yakın Doğu Üniversitesi'nde bununla ilgili haberi az önce paylaşmıştık sizlerle. Bir başka haberse sıcağı sıcağına hemen paylaşalım dedik sizlerle. Mesai saati çoktan doldu ve bugün de 13. maaşlar ödenmedi. Yani haftaya kaldı. Gözü kulağı 13. maaşta olan esnaf, vatandaş sürekli olarak bu haberleri merak ediyor, sorguluyor. Sormadan ya da en azından bilmeyenler ya da ilgilenmeyenler de bir kez daha aktarmış olalım. 13. maaşlar konusu da haftaya kalan konular arasında yer alıyor değerli izleyenler. Evet, su krizine ilişkin açıklamalar da devam ediyor. Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in dün parti meclisi toplandı olağanüstü olarak, ancak bundan bir karar çıkmadı. Neydi muhtemel bir karar? Hükümetle yola devam mı yoksa değil mi, ya da su krizi noktasında bir geri adım olabilir mi? Bu gibi beklentiler vardı, ancak buradan net bir açıklama, net bir yorum çıkarmak mümkün değil. Çünkü pek çok konunun görüşüldüğünü belirtti Genel Başkan Sayın Talat, ancak nihai bir kararın olmadığı belirtildi. Peki bunun üzerine Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi'nden nasıl bir karar çıkacak? Bu da merak konusu. Şu an itibariyle bir kriz gündemde değil, hükümet krizi gündemde değil ama soru işaretleri giderek de büyümeye başladı. Merakla bekliyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı su projesiyle ilgili krizin bir an önce çözülmesi, suyun yönetimiyle ilgili modelin ortaya çıkması ve ekonomik protokolünde bir an önce imzalanmasını bekliyoruz. Bu bağlamda da yayınlar, ifadeler var. Dün muhtemel bir elektrik krizinden döndük son anda. Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanarak Aksa'nın ithal etmekte olduğu akaryakıta uygulanan yaptırımın, yani akaryakıtın boşaltılmasına ilişkin olarak yürürlüğün iptalinin, daha doğrusu yürürlüğün engeline bir ara emir gibi bir karar üretildi. Bu kararla beraber geçici ve son kez olmak kaydıyla %1 oranını aşkın seviyede, %3,5'luk oranla kükürtlü, %3,5 kükürt oranına sahip akaryakıtın aktarılmasına izin verildi ve böylece planlı ve kesin planlı olarak elektrik kesintilerinin de önüne geçilmiş oldu. Ama çok gündem birikmiş ve dahası da var tabii ki. Detaylarını bugün saat 18.45'te ana haber bültenimizde izleyebilirsiniz diyelim. Ve aslında haftanın da çok konuşmaya fırsatımızı bulamadığımız, bölgesel gelişmeleri de masaya yatırmak gerekir diye düşündüğümüz bir gündemle haftayı kapatmayı düşünüyoruz değerli izleyenler. Bölgede yaşananlar çok önemli. Türkiye'nin komşuları, bölgede yaşananlar, IŞİD terörü ve dahası, ve bunun da tabii ki Kıbrıs'a yansımalarını bugün aslında masaya yatırmak istiyoruz. Kiminle beraberiz? Hemen konumuzu takdim edelim. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İlksoy Aslın'la beraberiz. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şöyle bir kısa bir flashback'le ne oldu, ne bitti aktardık. Sonrasında ise isterseniz bölgeyi değerlendirmek üzere sözü size bırakalım. IŞİD terörü sadece Suriye ve Irak'ta değil, pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de kendisini gösteriyor. Son olarak Endonezya'daki saldırıları üstlendi. Giderek de can kaybı da artıyor. Her yerden IŞİD haberleri duymaktan ne yazık ki usandık, bunaldık. Öte yandan bir Suriye Beşar Esad yönetimi, ki en az 5 milyon insanın mülteci durumuna düştüğü, on binlerce insanın hayatını kaybettiği, açlıktan ölümlerin başladığı bir ülke. Öte yandan yanında büyük abisi Rusya var ve Rusya'nın da gücü ortada. Bu bağlamda diğer koalisyon güçlerinin ise etkisinin ne yazık ki bu ikiliyi yerinden oynatabilecek güçte olmadığını, ya da en azından şu an itibariyle öyle bir görüntünün olduğunu görebiliyoruz. Bu durum daha ne kadar devam edecek? 4 yıldan beri iç savaş devam ediyor. Bu iç savaş komşulara sıçradı. Milyonlarca insan ülkelerini terk etti. Avrupa Birliği'nde neredeyse Schengen uygulaması alt üst oldu. Avrupa Birliği bu göç olaylarından sonra ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye'de en büyük mülteci kamplarında barındıran ülkelerin başında geliyor. IŞİD'in saldırıları bütün ülkeleri tehdit ediyor. Bu daha ne kadar devam edecek? 2016 yılı içerisinde acaba bu sorunlardan kurtulmamız mümkün gibi görünüyor mu? Ne dersiniz? Yani bu sorunlar devam edecek bence. Ama etkisinin azaltılması söz konusu olabilir. Yani bir geçici anlaşma söz konusu olabilir. Esad'ın 2 yıllık daha başkanlığı söz konusu olabilir. Sonuçta yeniden seçimler yapılır ve o seçimler sonucunda nasıl bir tablo çıkar,
Ona göre de hayat devam eder. Aslında Suriye'deki olaylar geçmişteki yaşananlardan çok farklı değil. İşte 2000'li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yönelik politikaları sonrasında yaşanan gelişmelerle ilinti kurmak çok mümkün. Yani Batı bölgeye karıştığı ölçüde bölgede belli sonuçlar doğuracak ve bu sonuçlar da yalnız ilgili ülkeleri değil, civarını da etkileyecek. Yani Batı'nın günahlarını burada unutmamamız gerekiyor. Yani İkiz Kuleleri vurduğu zaman teröristler Suriye miydi, Irak mıydı, Libya mıydı? Bundan kesin emin miydiler? Efendime söyleyeyim, kimyasal silahlar, ötesinde nükleer silahlar var mıydı bu ülkelere ve Büyük Orta Doğu Projesi? Evet. Siz bölgeyi demokratikleştirmeye çalışıyorsunuz ama demokrasi sizin birincil hedefiniz mi? Yoksa işinize geldiği zaman demokrasi söylemini gündeme getiriyorsunuz, işinize gelmediği zaman diktatörlerle işbirliği yapıyorsunuz. Bu olguları Batı sorgulamak zorunda. Yani Batı bugün geçmişte ektiğini biçiyor aslında. Avrupa bugün sarsılıyorsa göçmen krizleriyle, Türkiye'ye büyük bir göç akını oluyorsa, efendime söyleyeyim Lübnan'a büyük bir göç akını oluyorsa, bu daha önceki politikaların bugüne yansımasından başka bir şey değil. Bu insanlar daha önce çok mutlu değillerdi. Ama bir geçinceleri vardı, bir geçimleri vardı. Uygulanan politikalar ki Arap Baharı ve Arap Kalkışması ve Arap Kışı ne dersiniz deyin. O olgular Tunus'ta başladıktan sonra, bölgeye dağıldıktan sonra, yayıldıktan sonra batılı güçler bundan çıkar sağlama peşine gittiler. İşte Libya'da Fransızların öncülüğünde bir iktidar değişikliğini hedeflediler. Onu gerçekleştirdiler. Sonunda sıra Suriye'ye geldi dediler. Suriye'deki sokağa yansımamış barışçıl gösteriler şeklinde devam eden olayları daha da körüklediler, silahlandırdılar. Ondan sonra da bugün niye böyle oldu diye oturup burada kafa patlatıyoruz. Evet. Yani diktatörlerin, otoriter yöneticilerin içte tamam problem yarattıkları doğru. Onların yönetimlerini kesinlikle kabul etmek mümkün değil. Ama Batı buna karşı ne yapacağını da bilmesi gerekiyor. Sonuçlarını önceden düşünmesi gerekiyor. Diktatöre karşı siz IŞİD benzerlerini desteklerseniz IŞİD'e kan ve can vermiş oluyorsunuz. Afganistan'da da çok güçleniyor, Pakistan'da da çok güçleniyor. O bugün daha hala daha basına, bizim basınımıza yansımış değil ama biz okumalarımızda, yaptığımız çalışmalarda bunları görüyoruz. Yarın Pakistan'da da bu olay gündeme gelecek. Efendime söyleyeyim, Taliban'dan çok daha azgın bir grup olan IŞİD'in Afganistan'da da daha güçlü bir şekilde gelmesi muhtemeldir. Bunu da görebiliriz. Evet, peki merak ettiğim konuların arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgaliyle başlayan sözde demokrasi ve barış projesi, önce Saddam'ın devrilmesi ardından bu ülkeye demokrasi getirilmesiyle ilgili projenin aslında çuvalladığını çok iyi biliyoruz. Hı hı. Aslında belki de Irak, Saddam döneminde yaşananları bile arayacak noktaya geldi diyebiliriz. Çünkü hala can kayıpları, hala terör olayları, hala düzensizlik, istikrarsızlık devam ediyor. Öte yandan İran toprak bütünlüğüyle de ciddi anlamda tehlikeye girmiş durumda. Artık belki bunu söylemek bile çok geç. Zira çoktan orada Kuzey Irak'ta kurulmuş bir otonom yönetim var. Bağımsızlığını ilan etmek üzere uygun bir zemin bekliyor. Yani böyle bir Irak'tan bahsediyoruz. Amerika hani demokrasi, hani barış, hani istikrar getirecekti sorusuyla beraber. En az geçmişi 10 yıl olduğu belirtilen, yani toparlanma, kurulma, örgütlenme geçmişi en az 10 yıl olduğu belirtilen terör örgütü IŞİD, DAEŞ,
adıyla da bilinen terör örgütü. Burada bu cesareti, bu gücü nasıl buldu? Mesela haberleri okuyor vatandaşlar. IŞİD'in petrol gelirleri. IŞİD petrol satışı yapıyor. İran petrol tank, IŞİD'in petrol tankerleri, petrol rafineleri. Bu kadar dünyanın bütün baskısına rağmen, bütün güçlerine rağmen her gün bombalanıyor. Bütün işte özel birimler, özel gizli servisler sürekli olarak IŞİD mücadelesi yapıyor iken bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar noktaya gelebilen bir örgüt çok ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Yani bu örgütün arkasında kimin olduğunu bıraktık artık. Bu örgüt nasıl hala devam edebiliyor sorusu da herkesin akıllarında aslında bunu gündeme getirmek gerekir. Siz bu soruya nasıl yanıt verirsiniz? Yani çok güçlü bir organizasyon olduğu belli aslında. Çok iyi teknolojiyi kullanabiliyor. Sosyal medyayı çok iyi kullanabiliyor. Maliye Bakanlığı müessesesi var. Şaka gibi değil mi? Kendi otoritesini kabul eden insanlarla, kişilerle herhangi bir problemi yok. Orada barışçıl bir yaşamı devam ettiriyor. Yeter ki kendi halifeliğini, iktidarını kabul tanısın, etsin. Korkuyu çok iyi kullanıyor. Civarındaki insanları korkutuyor, etrafındaki komşu bölgeleri korkutuyor ve sindiriyor sonuçta. Evet. Bu anlamda çok gönüllü bir organizasyon olduğu çok belli. Yalnız bölgede değil, uluslararası alanda da bağlantıları söz konusu. Bu çok açık bir şey ama onu çok fazla da büyütmemek gerekiyor. Eğer büyük güçler politikalarını yeni baştan düzenlerlerse, eğer uluslararası bağlantıları çok daha zayıf noktaya gelebilir ve yalnız kendi bulunduğu bölgede zararlı olabilecek bir hale gelebilir. Onu muhafaza edebilirsiniz. Dışarıya yansımasını engelleyebilirsiniz. Ama uygulanan bu projelerle, dünya çapındaki projelerle büyük güçler buna destek veriyor mu, bunu engelliyor mu? Esas problem budur. Uyguladığınız politikalar istikrarı sağlıyor mu, yoksa kaosu mu artırıyor? Kaos bu tip örgütlerin güçlenmesine neden olur. İnsanlar daha düzgün bir yaşam ister, daha fazla istikrar ister, yarına nasıl bakacağını bilmek ister. Eğer siz onu sağlayamıyorsanız Türkiye'ye, Avrupa'ya yapılan göçlere sahne olur dünya. Efendime söyleyeyim, güney bölgelerine, Irak'ın, Suriye'nin güney bölgelerine olan göçmenleri görmüş. Uluslararası ilişkilerde genelde değerlendirirken ve olayları analiz ederken değerli hocam, sorulması gereken bazı sorular vardır ve bir olay olduğunda, bir olumsuz bir olay ya da olumlu bir olay olduğunda bundan en çok kimin olumlu yönde ya da olumsuz yönde etkilendiği, yani en başı ve en sonu değerlendirmeye çalışılır. Hangi gözlükle baktığınıza bağlı. Bu da çok önemli ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinden sonra ortaya çıkan tabloya ve Orta Doğu'ya baktığınızda, öte yandan da Orta Doğu projesini de bir kenara koyduğumuzda, IŞİD terör örgütü sizce kime hizmet ediyor daha çok ya da en çok neye hizmet etti? İstikrarsızlığa hizmet ediyor. Kendi, bu neye hizmet ediyor? Kendi ideolojisine hizmet ediyor. Yani siyasal İslam projesi bugünkü bir proje değil aslında. İşte 19. yüzyılın sonlarına, 20. yüzyılın başlarına dayanan bir proje. Ama bugün için tam bir başarısızlıktır. Burjuva demokrasisinin olduğu bir dünyada onun başarıya ulaşamayacağı çok açık ve net bir şekilde belli oldu. Özellikle Mısır deneyinde bunu çok yakın olarak gözlemleyebiliyoruz. Binbir vaatlerle geldiler. Milliyetçiliğin Mısır'da yenilmesinden sonra, efendime söyleyeyim, otoriter bir yönetimin çıkar ilişkisi içine girmesinden sonra hem dini kesimlerden hem laik kesimlerden büyük bir karşı çıkış oldu mübarek yönetimine ve mübarek yönetimi çökerken yerine gelebilecek olan en örgütlü güç
Müslüman Kardeşler örgütüydü. Siyasal İslam'ın bir projesini hayata geçirmeye... Kabul edilebilen bir projesiydi en azından. Yani onun pazarlığını yaptılar zaten Amerika Birleşik Devletleri ile, Britanya ile falan. Onların ulusal çıkarlarına veya uluslararası çıkarlarına zeval vermeyecek bir pozisyonu kabul ettiler. Ama demokrasi getireceklerdi bu sırada değil mi? Bütün kendi adamlarını başa getirmeye çalıştılar. Daha önce çok güçlü olan ordunun finans kaynaklarını kesmeye çalıştılar. Ve hep kendinize yonttuğunuz zaman ve sizinle birlikte aynı meydanlarda diktatöre karşı mücadele eden kesimleri yine baskı altına almaya çalıştığınız zaman onların tepkisi ordunun tepkisiyle birleşince siz orada kalamazsınız. Siz bunu Muhsin'in başına gelen bu oldu. Tunus'ta biraz daha değişik oldu. Tunus'daki değişim, laikçi bir yönetim var şu anda, daha barışçıl oldu, kan akmadan oldu. Ordu gelmeseydi başa, ben ordunun başa gelmesine kesinlikle karşı olan biri olarak çok daha kan akacağını açıkça ifade etmek durumundayım. Tunus için söylüyorsunuz. Hayır, Mısır için söylüyorum. Darbe Mısır'da oldu ve şu andaki yönetim de Muhsin'in söylediği gibi büyük devletlerle iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösteriyor. Bir farkla biraz daha Rusya ile de ilişkilerini geliştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini kötülemeden, ona zarar vermeden. Belki tehdit anlamında. Sen bana daha önce Mısır'a verdiklerini vermezsen ben Rusya kapısını da kapatmam. Haberin olsun. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir mesaj olarak algılanabilir bu aslında. Peki İsrail'le olan ilişkisi, zira Sisi hakkında İsrail ajanı olduğu yönünde ya da İsrail politikalarına paralel politikalar yürütme iddiası vardı. Bununla ilgili çok şey yazılıp çiziliyor ama öte yandan bir de mesela biraz da Kıbrıs'ı ilgilendirebilecek enerji, doğalgaz havzasındaki Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol yatakları havzasıyla ilgili olarak İsrail ve Mısır arasında bir sürtüşme olduğunu biliyoruz. Özellikle Kıbrıs üzerinden bir proje, ikilinin birlikte yanaşmadığı gibi bir duruş da var. Nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi gerek İsrail'in gerekse Mısır'ın dış politikası her zaman birbiriyle bağdaşmayabilir. Ama önemli olan şudur, çatışma noktasına geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? 1977-79 Doruk Anlaşmaları sonrasında İsrail ile Mısır arasında anlaşma imzalandı ve gecikmeyle de olsa sonuçta o anlaşma yürürlüğe girdi. Meyvelerini de verdi. Eskiden düşman olan ve savaşların, işte 3-4 tane savaş yaşandı bölgede. İsrail ile Mısır her savaşta çatıştı. 48'de çatıştı, 67'de çatıştı, 73'de çatıştı, Suveç'te 1956'da çatıştı. Yani bu çatışan iki unsur sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde, Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme gelen barış sürecinde veya görüşme sürecinde anlaşmaya vardılar. Ve o günden sonra zaman zaman ilişkiler askıya alınsa, problem yaşasa bile iki devlet arasındaki ilişkiler devam ede geldi. Muhsin'in yönetimine kadar. Orada çeşitli problemler yaşadı ama yine kopma noktasına gelmedi. Şimdi daha iyi. Neden daha iyi? Çünkü iki devlet de problem yaşar gibi görünseler de önümüzdeki süreçte ekonomik problemlerini çözme anlamında doğal gaza muhtaçtırlar. Bu nedenden dolayı birbirleriyle çatışarak değil ama sonuçta uzlaşarak bir çözüme ulaşabilir miyiz konusunda kapalı kapılar ardında görüşmelerde devam ediyorlar. Buna eminim. Basına yansıyan noktalarda çeşitli sıkıntılar olabilir. Ama Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin de çok problemli olduğu ifade geldi Mavi Marmara olayından sonra. Ama ticaretin nedenli arttığını
her yıl katlanarak arttığını ve askeri olarak işbirliklerinin söz konusu olduğunu, işte NATO ile olan İsrail ilişkilerinin üzerindeki Türkiye'nin blokajının kaldırıldığını geçtiğimiz dönemde yaşadık, gördük. Sonunda hangi noktaya geldi Türkiye ile İsrail? Türkiye Başbakanı, Cumhurbaşkanı çıktı ve biz İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmek durumundayız. Çünkü birbirimize muhtacız. Biz İsrail'e muhtacız noktasına geldi. Çünkü gerek Mısır, gerek İsrail bu dönemde yalnız iki ülke. Türkiye'nin pozisyonu da çok farklı değil. Çok fazla komşusu yok Türkiye'nin iyi ilişkiler içinde olduğu. Özellikle Güneydoğu'da ve Doğu'da. İran'la problemi var. Suriye ile problemi var. Irak merkezi yönetimiyle problemi var. İsrail'le geçmiş döneme kadar problemleri ola geldi. Yunanistan ortada. Mısır'la problemi var. Yunanistan'la yine çok problemli değiller eskiye nazaran. Ama 1990'da, hala pek çok sorunun çözülemediğini biliyoruz mesela. Bir hayli hala problem, adalar, bir hayli problem kıta var. Sahanlığı ama meselesi. Ama o problemler dondurulmuş vaziyette. Sadece dondurulda. İki ülke arasındaki ilişkilerin kopma noktasına gelinmesi çalışması var. Yunanistan çok iyi bir politika yaptı. Türkiye ile olan politikalarını veya problemlerini Avrupa Birliği'nin politikası haline geldi. O bağlantıyı kurdu ve Türkiye bugün Yunanistan'la bir problem yaşarsa, Yunanistan'la yaşadığı bir problem olmaz bu. Brüksel'le yaşadığı bir problem olur. Doğrudur. Onun için hem Yunanistan hem de Türkiye ilişkileri germeme açısından özel önem, özel gayret, dikkat sarf ederler. Gelelim en başında sorduğunuz soru. Türkiye, İsrail ve Mısır meselesi. Kıbrıs'a da bunun üzerinden atlamak daha kolay olabilir. Ne dersiniz bilmem. Tabii buyurun. Buyurun. Şimdi Türkiye'den başlayalım. Türkiye 2010 yılının sonuna kadar yumuşak gücünü bölgede kullanmaya çalıştı ve bayağı da başarılı oldu. Eğitim politikalarıyla, efendime söyleyeyim, yardım politikalarıyla okullar, yardım kuruluşları demiştik. Ekonomik yardımları da ekleyelim ve Afrika özelinde, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, eski Sovyet coğrafyasında bayağı sempatiyle karşılanan bir ülke ola geldi. Ne zamana kadar? Amerika Birleşik Devletleri'nin ben Uzak Doğu'ya özel önem atfedeceğim dediği güvenlik doktrinine kadar. Yani ben Çin'i kuşatmak durumundayım. Bu ne demektir? Türkiye'de bunu nasıl algıladılar? Şöyle algıladılar. Amerika Birleşik Devletleri Uzak Doğu'ya odaklanıyor. Bu nedenden dolayı Orta Doğu'da Türkiye'nin oynayacağı bir misyon olabilir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Orta Doğu'da abi pozisyonuna geçmek istedi. Yani daha önce problemsiz olduğu komşularıyla bir abi kardeş ilişkisine dönüştürmeye çalıştı ilişkilerini. Bunu yaparken eşitler düzeyinde yapmadı. Daha önce yaptığı gibi Osmanlı'nın mirasını ben sürdürüyorum. Bu nedenden dolayı ben bir model ülkeyim, beni takip edeceksiniz gibi bir mesaj yolladı bölgeye. Ama bölge yalnız Türkiye'den ibaret değil. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan da ibaret değil büyük devletler olarak. İki tane büyük devlet daha var. İran var, İsrail var. Mısır var. Mısır var. Onun sonrasında bunlar iki medeniyet. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin üzerine oturmuş bir ülke. Mısır büyük bir medeniyetin üstüne oturmuş bir ülke. İran, Pers medeniyetinin üzerinde, Mezopotamya medeniyetinin üzerinde oturmuş bir ülke. Üç tane çok önemli ülke
bir de nükleer bir güç olan İsrail var bölgede. Siz bu devletleri ne kadar problemli olurlarsa olsunlar kendi içlerinde, onlarsız bir politika güdemezdiniz. Bugün de gelinen noktada bu ülkelerle şöyle veya böyle işbirliği içinde olma ihtiyacını hissediyor Türkiye. Yani ben bölgesel hegemon olacağım noktasından bugün dünya hegemonunun politikalarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını güden bir ülke pozisyonuna geldi. Yani 2002'ye dönmedi aslında Türkiye. 1990'lara döndü Türkiye dış politikası bugün için. Yani işte hep derler yeni Türkiye yaratacağız ama yeni Türkiye 1990'ların Türkiye'si oluyor bugün içte de dış politikada da. Bu herhalde çok önemli bir laboratuvar işlevi görüyor bizim gibi uluslararası ilişkiciler için. Niye böyle oluyor diye ve içimiz kan ağlasa da o bölgede yaşananlar konusunda çok ilginç tartışmaları da yaşıyoruz bugün. Kendi evet. içimizde de burada da akademik dünyada da. Evet, tek bir doğrunun olmadığı aslında çok bilinmeyenle denklemdir her gün incelemek durumunda kalıyor uzmanlar, uluslararası ilişkiler uzmanları. Çünkü her dakika yeni bir politika, yeni bir hamle, yeni bir adım, yeni bir sorunla karşı karşıya oluyoruz. Her gün yeni bir terör örgütünün ismi lanse ediliyor her geçen gün terör eylemleri. Ne yazık ki aslında genele vurduğunuzdaysa din anlamıyla coğrafyanın geneline hitap eden İslam dini, Müslümanlık hangi mezhep olursa olsun büyük dünya çapında büyük bir de bundan aynı zamanda da yara almış durumda. Avrupa'daki ırkçılığın giderek arttığını görüyoruz. Özellikle Müslümanlara karşı artan ırkçılık var. Amerika Birleşik Devletleri'nde keza öyle. Bunun bir başka aslında sonucu bütün bu yaşananların dünya çapında önemli anlamda İslamiyet'e vermiş olduğu önemli bir zarar. Biraz sonuçlarından yapayım. Geçen gün Barack Obama son ulusal sesleniş konuşmasını yaptı ve terör örgütleriyle İslam'ı karıştırmayın gibi bir mesaj vermeye çalıştı. Ortamı biraz yumuşatmaya çalışıyor aslında Barack Obama. Gider ayak belki seçim meselesinden dolayı, belki de kendi idealist düşüncelerinden dolayı daha temiz, daha iyi bir dünya nasıl olabilir mesajını verdi kongreye. Evet. Hitabında. Zaten daha barışçı bir politika çizdiği için de çok eleştirildi Obama. İkinci dönem ama, seçilmesi de oldukça zordu bu açıdan ama bunu başarması da aslında bir Clinton bir gibi olmuştu. Clinton gibi Obama'nın döneminde de dünya daha fazla savaşan bir dünya oldu aslında. Clinton'u hatırlarsınız başkanlığı döneminde, birinci başkanlık döneminde ikinciye geçerken dünyayı daha barışçıl yapacağı sözünü vermişti ama daha barışçı olmadı dünya ikinci dönemde. Yani şunu demeye çalışıyorsunuz. Amerika acaba etkinliğini özellikle yani dış politikada daha uç nokta olma, dünyanın jandarma görevini, jandarması olma görevini yürütmesinden biraz pay vermeye başladığında farklı dengeler mi ortaya çıkıyor? Cumhuriyetçiler bunu çok fazla eleştiriyor. Clinton'u evet. da o şekilde eleştirmişlerdi. Şimdi Obama'yı da o şekilde eleştiriyorlar. İşte Irak'tan çekildin. Irak'tan çekilmen gücümüzün orada olmaması daha fazla kaosu getirdi. Afganistan'dan çekilme eğilimini gösteriyorsun veya NATO'ya devrediyorsun bazı misyonları. Yine o bölge daha karışıyor. Bu nedenden dolayı işte Amerikan misyonu bu değil. Bunu yapmaman lazım. Trump'ın açıklamaları işte çok daha Amerika'nın çok daha etkin olacağı bir dünya hayal ediyor. Bunu da özellikle Obama bir mesaj olarak gerek Kongre'ye gerekse Amerika Birleşik Devletleri halkına verdi. Diğer cumhuriyetçilere güvenmeyin. Çünkü dünya daha kanlı bir pozisyona girer. 90'lar ama, sonrasında buyurun.
Şu andaki pozisyon Amerika Birleşik Devletleri tek başına yapamıyor. Bunu zaman zaman anlıyor, zaman zaman anlamıyor. Bölgede Rusya'sız hareket edemiyor bugün. Uzak Doğu'da Çin'siz hareket edemiyor. Bugün ekonomik olarak Çin yatırımlarına bağlı. Bugün ama yine en büyük askeri güç Amerika Birleşik Devletleri bugün. İşte böylesi karmaşıklıklar içinde şunu beklememek lazım. Amerika Birleşik Devletleri bir şey isterse yapar. Rusya bir şey isterse yapar. Hayır, büyük devletlerin küresel politikaları olur. Bu küresel politikaların içinde de 40 tane 50 tane senaryosu olur. Bu olmazsa bu olur. Burada tıkanırsam bunu yaparım. Burada tıkanırsam bunu yaparım. Dışişleri Bakanlığı belgelerini inceleyen biri olarak ben Washington DC'de bunu çok açık ve net bir şekilde gördüm. Kıbrıs'ı çalıştım Amerika politikasında, Türkiye'ye çalıştım Amerika politikasında ve ne kadar çok politikası olduğunu, senaryosu olduğunu ben orada olmasaydım eğer, arşive girmeseydim öğrenemezdim. Eğer kongredeki toplantılara katılmamış olsaydım, stajımı kongrede yaptım. Kongre içindeki ilişkiler, partisel ilişkilerin nasıl olduğunu, lobilerin ilişkilerinin nasıl olduğunu, Türkiye'nin lobisi olduğu gibi Mısır'ın nasıl lobisi olduğunu, Yunanistan'ın nasıl lobisi olduğunu, İsrail devletinin lobisinin ne kadar çok güçlü olduğunu ve birey olarak milletvekillerinin veya senatörlerinin nasıl birbirlerine çıkar ilişkisiyle bağlı olduğunu öğrenemezdim. Bu nedenden dolayı Amerika Birleşik Devletleri bugün bir politika güdüyorsa o politikanın karşılığında başka devletler de onu dengelemek için başka politikalar gündeme getirir. Ve bir sarmal vardır. Büyük güçler yükselir ve düşer. Akademisyen Kennedy bunu yıllar önce yazdı. Tarihte bunu yazıyor zaten. Efendim? Tarihte böyle tarihte ülkelerde bunu yazıyor. Roma İmparatorluğu yükseldi ve düştü. Oturup araştırıyoruz tarihi araştıranlar, tarihçiler. Ben de bir diplomasi tarihçisiyim. Onun için ben de sırasında bakarım. Niye Roma yükseldi ve düştü? Niye böyle gerildi ondan sonra bir lastik gibi geriye döndü ama tam eski pozisyonuna da gelemedi? Niye böyle oluyor diye. Böyle dedi. Küresel güçler yükselir ama Rusya'nın zaman yükselişi zaman, Sovyetlerin ardından, yani buna yükseliş denir mi bilmiyorum. Gelirinin denir. Büyük bir teknolojiye rağmen gelirinin %55'i hala dış gelirinin özellikle %55'inin petrol ve doğalgaz ithalatından kaynaklanan, ihracatından kaynaklandığını biliyoruz. Bugün petrol fiyatları yerlerde gezerken Rusya'nın da ekonomisi çok ciddi bir resesyon içerisinde. Onun problemi o zaten. Evet. Yani ama en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Öte yandan bir de şunu sormak isterim. 2008'de Gürcistan, ardından Ukrayna, Kırım çıkarmaları Rusya'nın ve bugün şimdi 2015'te de Suriye'ye girişi, Doğu Akdeniz'deki planlarını, projelerini biliyoruz ve dahası bölge ülkelerle sürekli olarak temas halinde olması, kırmızı bir temas halinde olması, Rusya'nın artık daha fazla bir baskıya, yani içinde bulunduğu durumdan daha da geriye gitmeme noktasında dış politikada daha ileride bir politika sergileme noktasında kararlı olduğu imajını ortaya çıkartıyor. Özellikle 2008 bunun en ciddi başlangıç noktalarından bir tanesidir. 2008'e gelinceye kadar da pek çok girişim var. Bugün Rusya'yla dirsek teması halinde Türkiye ve bunun da çok ağır bir faturası ödenmekte. Düşen jet uçağıyla beraber iki ülke ilişkileri kopma noktasına geldi. Hatta neredeyse koptu. Halbuki son 10 yılda çok ciddi kazanımlar elde edilmişti iki ülke arasında. Türkiye'de isterseniz biraz da buraya geçelim. Sonra da hemen Kıbrıs'a geçeriz. Türkiye'nin bu durumu daha nereye kadar devam eder? Rusya ile yaşanan bu kriz. Çok Türkiye söyledi aslında batılı güçlere bir ara bölge hava sahasına kapatılmış bir bölgenin mültecilerin de burada barınabileceği ve aynı zamanda diğer terör gruplarından da arındırılabilecek bir bölge çağrısı yapmıştı.
bu karşılık görmedi. Arkasından da buraya Rusya damladı abiyane tabiriyle. Bugün çeşitli terör örgütleri kol geziyor bu bölge içerisinde. Tabii ki Rusya'nın bölgedeki çıkarlarının ne olduğunun farkında artık bütün dünya gün gibi. Ama bu durum daha nereye kadar gider? Merak edip bir daha soru sormak isterim yine bu sorumun devamı içerisinde. En az 5-6 kez sınırı ihlal eden Rusya'nın uçak düştükten sonra neden bir sınır ihlali gerçekleştirmedi ya da böyle bir şey varsa bunu neden basına sızmadı da merak konusu. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Şimdi Türkiye Rusya ile eşit partner ilişkisi kurabileceğini düşündü. Ama Moskova'nın Türkiye'ye bakışı farklıdır. Rusya Türkiye'ye Batı dünyasının bir parçası olarak bakar. NATO'nun bir parçası olarak bakar. Yani Moskova'dan baktığınız zaman Türkiye yalnızca bir Batı'nın doğuya uzantısıdır. Yani Washington'da veya New York'ta alınan, New York demeyelim, NATO'nun merkezinde veya Washington DC'de alınan kararları uygulayan bir ülke pozisyonu gibi Türkiye'ye misyon biçer. Bu nedenden dolayı Türkiye'nin eşitler ilişkisi hiçbir zaman gerçekleşmedi Moskova ile Ankara arasında. Ve Rusya Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerinde hep Türkiye'yi biraz daha geri adım attırır pozisyonunda oldu. Hatırlayınız işte Adriyatik'ten Çin Denizi'ne kadar olan bir bölgeye Türkiye'nin ulaşma politikası vardı. Turgut Özal evet. zamanında değil evet, mi? Evet. Şimdi Türkiye hangi ülkeyle çok sıkı ilişki içinde Adriyatik'ten Çin Denizi'ne kadar? O bölgeye çok büyük ölçüde Rusya Federasyonu'nun etkisi altında. İşte Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirdiği ölçüde Rusya ile ilişkilerini bozmama politikasını güttüğü ölçüde o bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı. Zaten başka türlü yapamazdı çünkü Türkiye orta büyüklüğünde bir devlet. Büyük bir devlet değil Türkiye. Evet. Yani o anlamda boyunu da biliyor aslında Türkiye. Bilemediği zaman bölgede tek başına hareket etmeye çalıştığı zaman da çeşitli problemler yaşıyor. Geçmişte yaşadığı gibi Suriye özelinde veya Doğu Akdeniz özelinde. Bu noktayı belirttikten sonra Türkiye'ye bir açık kapı bırakmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye üzerinde oynayabilirsin demişti. Çünkü anti-Amerikancılık bölgede hız kazanırken Arap bir liderin bölgede Nasır gibi bir pozisyona gelmesi Amerika Birleşik Devletleri açısından uygun değildi. Bu nedenden dolayı Sayın Erdoğan bölgede kendi prestijini artırırken İsrail'e yönelik söylemini sertleştirirken halkla da bir diyalog içinde kendi yöneticilerini zorlayarak Türkiye'nin ve kendisinin de Erdoğan'ın da bölgede bir lider olarak yükselmesini amaçlamıştı. Ama ne zaman ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile değil ama yalnız Türkiye ile değil bölgedeki diğer aktörlerle mesela Kürt unsuruyla da politika yapmayı tercih etti. İşte o zaman Türkiye'nin bölge politikalarında büyük bir sıkıntı yaşadı diyelim. Türkiye kendi içindeki barış sürecini Orta Doğu'daki veya Doğu Akdeniz'deki politikasıyla şekillendirmeye başlamıştı. Neydi bu? İşte Türkiye bölgede liderlik pozisyonuna gelecekti. Lider olunca asimetrik bir ilişki var zaten Türkiye ile ve Ankara ile Kürtler arasında. Daha üst pozisyonda Türkiye Kürtlerle olan ilişkisini o şekilde düzenleyecekti. Ama bu sorunu kökünden çözme olarak değil, bir dönem bunu
devam ettirme, çözmeme, kendi gücünün zirvesine vardığı zaman sorunu çözme. Yani daha avantajlı bir pozisyon arıyordu Ankara Kürt politikasını şekillendirirken, Orta Doğu politikasına, Doğu Akdeniz politikasına bunu eklemlendirirken. İşte bu noktada Amerika Birleşik Devletleri kendi politikasını değiştirirken Türkiye'nin bölgeye ilişkin politikalarında problem yaşanmaya başladı ve bugüne geldik. Türkiye tıkandı o noktada. Bugün Türkiye'nin önünde yeni arayışlar var. Bu nedenden dolayı Türkiye biraz önce bahsettiğim Doğu Akdeniz politikasını İsrail'le ilişkilerde yeniden düzenlemeye çalışıyor. Kıbrıs'la olan ilişkilerinde yeniden düzenlemeye çalışıyor. Mısır'ı da buna katmak için niyet beyan ediyor. Yoksa Mısır Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye davet edilmesinin gerekçelerinden bir tanesi ortadan kalkmış olur. Mısır'ı da Türkiye bir dost ülke olarak yanında görmek istiyor. Çünkü Türkiye bugün yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarıyla şekil bulan bir politikayla götürmek istemiyor. Kendisinin de bu tabloda bir yer bulacağı, bir aktör olabileceği bir pozisyon almaya çalışıyor. İşte Kıbrıs'a geldiğimiz zaman Türkiye'nin pozisyonu burada çok önem arz eder. Eskiden beri Kıbrıs meselesi, Türkiye'nin işte milli meselesi, işte yavru vatanla olan ilişkiler meselesi olarak görülmeye devam ediyordu. Ama bugün için öyle değil. Türkiye Doğu Akdeniz'e bakarken Kıbrıs'ı da o Doğu Akdeniz politikasının bir parçası olarak geliyor. Program öncesinde neler konuşur, neler konuşamayacağımız konusunu tartışırken su meselesini de konuşmuştuk kısaca. İşte Türkiye su meselesini de Doğu Akdeniz'deki bir politik ve ekonomik argüman olarak gündeme getiriyor. Açık açık değil ama bunu dünyanın gözüne sokuyor, İsrail'in gözüne sokuyor, bölge ülkelerinin gözüne sokuyor, Kıbrıs'ın tarafının gözüne sokuyor. Nedir buradaki olay? Türkiye diyor ki ilgili aktörlere, ben Kıbrıs'a su götürecek teknolojiye sahibim. Evet. Bu nedenden dolayı doğal gazı da Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye ve gerekirse Avrupa'ya taşıyabilecek bir teknolojiye de sahibim. Bu ekonomik alanda da bir aktör olmak isterim. Bunu yaparken nereye oynuyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefiklerinden biriyle, stratejik ortağı olan bir ülkeyle açılım yapma niyetini göstererek yapıyor. İsrail'le olan ilişkilerini yeni baştan düzenlemeye karar verdiğini, o niyetini gündeme getirerek yapıyor. Ve Kıbrıs'ta da bugün süregelen görüşmeler Güvenlik Konseyi'nin tam desteğini alıyor. Yani Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Britanya zaman zaman kendi aralarında küçük veya büyük problemler yaşayabilirler. Ama Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda Güvenlik Konseyi'nin kesin iradesi var. Biz Kıbrıs meselesinin çözülmesini arzu ederiz. Ama hiçbir dünya devleti yerel aktörlerin niyeti dışında, arzusu dışında hareket etmek istemez. Kötü adam veya kötü insan pozisyonuna, kötü aktör pozisyonuna düşmek istemez. Ve ne zaman ki yerel aktörler, bölgesel aktörler ve andığımız küresel aktörler aynı noktada buluşurlar, orada bir açılım, bir çözüm söz konusu olur. İşte bence Kıbrıs meselesi bugün tam o noktadadır. Türkiye ile Yunanistan Kıbrıs'ta çözüm iradesini gösteriyorlar. Bizler Kıbrıs'ta bir çözümü istiyoruz diyorlar. Çözüm nasıl olur? Onlar beyan tabii ki. Tabii beyan. Ama Kıbrıs'ta
X tarlanın Ahmet'e, Y tarlanın Yorgo'ya kalacağı konusunda Washington'da, Moskova'da, Pekin'de hiç ilgilenmez. Onu çözecek olan Kıbrıs'taki aktörlerdir. Ve baktığımız zaman Kıbrıs'taki aktörler de ana stratejisi, siyasi ve Akıncı Kıbrıs'ta bir çözümün mümkün olabileceği konusunda görüş beyan ediyorlar. Şimdi süreler başladı artık ifade edilmeye. Mart, ilkbahar, haziran olur. Ama en genç en azından 2016 içerisinde bir çözüm olur ama mülkiyet meselesi gibi çok ciddi sorunlar da var önümüzde. Kıbrıs paketi içerisindeki en önemli 5 maddeden bir tanesi olan mülkiyetle beraber şimdi toprak gündeme gelecek. Az bir süre var, bahsedilen süre ise en az işte 3-4 aylık bir süre içerisinde bu nasıl başarılabilir? 3-4 ay mümkün olur mu? Artı 1968-2016. 1968'den 2016'ya kadar bu neden 68? Memleket 1968'de başladı Kıbrıs'taki görüşmeler. Ha, görüşme sürecini söylüyorsunuz. Yani dün başlamadı görüşmeler. Ve her görüşme bir sonraki görüşmenin temelini oluşturur. Bunu hiç kimse inkar etmez. Eroğlu başa geçtiği zaman da o noktadan yürümek durumunda kaldı. Ulum tarafında çözüme karşı olan Papadopoulos'la görüşmeleri o noktada götürmek durumunda kaldı. Görüşmedi ama ben bu noktanın daha gerisine gidiyorum demedi. Kendi pozisyonunu, hayırcı pozisyonunu sürdürmemek anlamında diyelim. Bu nedenden dolayı her yapılan anlaşma, her atılan ileri adım kayıt altındadır ve asla unutulmaz. Kağıda geçmişse, şimdi bilgisayara geçiyor. O anlamda işte her şey tamam çözülse bile anlam planı bu kadar sayfaydı. Yeni plan Allah bilir kaç sayfa olacak. Onun yazılması da büyük bir problemdir. Evet, büyük bir problemdir. Ama niyeti beyan ediyorsanız, genel çerçeveyi çiziyorsanız liderler sonra onu doldurur. Yani bir ön danışma niye olmasın? Size göre mümkün müdür 2016 yılı içerisinde bir referandum ve bir çözüm? Belki bir referandum mümkündür. Evet. Referandum mümkün olabileceğini söyleyelim. Muazzam bir dinamik var. Motivasyon var. Ancak bir çözüm. Bunun için iki evete ihtiyacımız var. Evet, bunlardan biri 2004 yılında verildi. Ancak bu olduğu gibi 2016'ya da taşınabilir mi? Evet. Bu bir soru işareti. Soru işareti, kesinlikle. Güneydeki hayır evete çevrilebilir mi? Bu soru işareti. Güneydeki hayırın evete çevrilmesi için aynı zamanda çevrilirken kuzeydeki muhtemel potansiyel evet'i de hayıra dönüştürmemek için ne yapılmalı? Bu çok ince bir nüans. Bu bağlamda sizce bir referandum olsa bugün sizin gözlemlerinizde durum ne olur? Yani net bir sonuç belki bundan çıkarmak doğru yani, değil ama nereye doğru daha yakınız bir tabloda? Şöyle bir referandum açılım yapayım ben. Şöyle diyeyim. 2004'ün problemleri bir ölçüde bugün 2016'da yok. Neydi problem? 2004'ün problemleri burada olmayan, evet. Evet. 2004 yılında iki lider de anlaşmayı imzalamadan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin önüne götürdüler ve dediler ki biz eksik bıraktık bazı yerleri, siz doldurun. Aslında bir genel sekreter onlara siz doldurabildiğiniz kadar doldurun, gerisini ben hallederim demişti. Değil mi? Evet. Bugün gelinen noktada, bugünkü şeyde, senaryoda iki tarafta bir noktaya gelecek ve o belgenin altına iki başkan da, iki cumhurbaşkanı da imza atacak. O zaman televizyonun karşısına çıkıp bizim gibi ben başkan olayım, oturup ağlamayacağım ve demeyeceğim ben bu plana karşıyım. Benim hazırladığım bir plandır, benim evet dediğim bir plandır. Onun propagandasını yapmak durumundayım. Yani o anlamda güneyde bir avantaj var. Anastasiadis çıkacak ve televizyonda, kitle iletişim araçları önünde, meydanlarda ben bu planı yarattım, bu planı destekliyorum diyecek. Bu kuzeyde
2004'te evet demişti liderlik, şimdi de evet diyecek ve altına imza atacak. O da evetin propagandasını yapacak. Evet. Bu çok önemli bir farklılık. İkinci farklılık Güney açısından. Zaman zaman Güney'deki konferanslara katılma fırsatı buluyorum. Ve Çelebi'sin son verdiği konferanslardan bir tanesi Akel'in görüşmeci heyetinde olan biriydi. Veya Christofias'ın görüşmeci heyetinde olan biriydi. Bugün de Anastasiadis'e görüş verenlerden bir tanesidir. Şöyle diyor. Biz daha önce Disi'nin yaptığı, yani Anastasiadis'in partisinin yaptığı hatayı yapmayacağız bugün. Bize karşı çıktılar, bizim politikalarımızı reddettiler, barış sürecini engellemeye çalıştılar, engellediler. Biz onu yapmayacağız. Biz barışa, Anastasiadis'e barış yolunda yürüdüğü sürece destek vereceğiz. Evet. Yani Disi'nin eski başkanı, bugün Cumhurbaşkanı ve Akel evet'e oynayacaklar. Ne kadar başarılar, ne kadar başarmazlar o işin ayrı yönü. Evet. Ama geçmişten daha fazla ihtimal vardır Güney'de evet çıkması anlamında. Anastasiadis'in söylemleri var. Biz bugün müzakere masasındaysak 2004'te hayır diyenlerin hayırını evet'e çevirmek için ve buna rağmen tavizler koparmak için. Yani bu anlama gelen uzun bir açıklaması vardı. Bundan 1,5 ay önce falan yaptığı bir açıklamaydı evet. Bu. Bu çok kabul edilebilecek bir anlaşma değil gibi görünüyor. Yani bir de şöyle bir ifadesi var. Sürekli olarak Güney'de kurulacak olan federasyonun büyük abisi, ağırlığını koyacak olan, hegemonyasını hissettirecek olan diğer tarafa yine Rum tarafı olacak. Kıbrıs Cumhuriyeti revizyon geçirecek, evrim geçirecek ve devam edecek. Hiçbir şekilde kurucu devlet statüsüne düşürmeyeceğiz. Devlet aldık, devletle devam edeceğiz. Direksiyonda bizde olacak. Çağrıları vermeye devam ediyor. Yani bu aslında 1960'lara gittiğimizde Makaryos'unda söylemlerinin, vizyonunun, 63 sonrasında yapılan girişimlerin, 63'lerde yapılan girişimlerin, anayasadaki 13 maddelik değişimin de 62. Çok benzer 62'de 63'lere yansıdı tabii ki. Bu mentalite olarak aynı noktaya çıkıyor gibi görünüyor. Türk tarafında bir şeyler değişmedi mi? Yani ortaya çıkan evet bugün aynı şekilde korunuyor diyebilir miyiz ya da daha da fazlası? Daha fazlasının olduğunu düşünmüyorum. Açık yürekliyle söyleyeyim. Biraz daha geri gittiğini düşünüyorum. Size göre en büyük neden nedir bunda? Yani biraz daha geriye gitmesinin evetlerin Türk tarafında. Yani onu, 11 yıla baktığımızda... Onu da söyleyeyim. Önce Güney'deki pozisyonu söyleyeyim. Ben burada Anastasiadis'in sözcüsü olarak bulunmuyorum kesinlikle. Ancak seçime giden bir ülke var ve Disi EOKA'cıların da içinde olduğu bir parti. Bu nedenden dolayı seçimler döneminde milli politikaların ne kadar prim yaptığını biz Kuzey'de de yaşıyoruz. Yunanistan'da da yaşıyoruz. Efendime söyleyeyim Mısır'da da yaşıyoruz. Her Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşıyoruz. Yani kafadakilerle söylenenler her zaman çok örtüşmeye biliyorlar. Kurulacak devlet bir federal devletse eğer Anastasiadis'in söylemleri beyhudedir. Yani büyük abinin orada rol alacağı hikayedir. Çünkü federasyonlarda tam eşitlik vardır. Sayısal eşitlik değil. İki siyasi parçanın eşitlik, evet. Siyasi eşitliği vardır. Bu nedenden dolayı Anastasiadis'in bu söylemleri tamamıyla içe yönelik politikanın bir yansımasıdır. Gelelim kuzeydeki evetin durumuna. Şeyde 2004 planı, anlam planı hazırlanırken ve 5. versiyona evrilirken kafada olan, Birleşmiş Milletler'in kafasında olan olay Kıbrıslı Türkler hayırcıdır.
biz onları nasıl evete dönüştürürüz? Ve Kıbrıslı Türklerin hayal etmediği kadar Kıbrıslı Türklere bir şeyler verildi. Şimdi onun dengelenmesi gerekiyor Birleşmiş Milletler'in gözünde. Ve yani Kıbrıslı Türklere var edilenlerden daha mı azı masaya konacak? Öyle bir girişim var. Öyle bir his var içimde. Anasosyalist de bunu savunuyor zaten. Siz zaten daha fazla merkezi hükümette hak istiyorsanız verebileceğiniz de vardır. Toprak vardır. Ama çok da fazla olmadığına göre elinizde. Bu da bir yerden sonra sınırlara dokunacak. %37 toprak var. %37'nin %13-14'ü tapulu malınız. Bunun adaletli bir şekilde dağıtılması nasıl olur? Nasıl olmaz onu bilmem. Ama şu da vardır. Parça devletler mülke sahip olmaz. Kişiler mülke sahip olur. Bölgeler idari bölgelerdir. Ve idari bölgelerin üzerinde de federal devlet var. Ulusal yani Kıbrıs devletinin çıkarları, yeni devletin çıkarları var. Öngördüğü ölçüde birbirlerine de kuzey-güneye, güney-kuzeye karışma durumundadır. Para meselelerinde karışma durumundadır, göçmenlik meselelerinde, güvenlik meselesinde, polisiye dış politikalar, dış konular, iç meseleler haricinde, evet. Kültürel eğitim falan filan onlar farklı olacak tabii ki. Din kurumları farklı olacak tabii ki. Ama federal devlet nasılsa Amerika Birleşik Devletleri'nde işleyişi nasılsa Avrupa'daki hangi federal devlet Brüksel'de, Belçika'da nasılsa, Almanya'da nasılsa Yeni Kıbrıs'ta da öyle olmasını düşünürüm ben. Peki. Süremizin sonuna geldik değerli hocam. Teşekkür ederiz. Dünyayı, bölgeyi dolaştık. Kıbrıs'ta bitirdik. Bence bilgi verici bir program oldu. Aydınlattığınız için bizi, bilginize çok teşekkür ederiz efendim. Size iyi çalışmalar dileriz. Size kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkür bakalım ederiz. Bakalım ne olacak. Bir başka programdan onu değerlendiririz. İyi yok gitsin her şey. Dünya barışa çok fazla muhtaç. Her gün dünyanın bir köşesinde ölüm haberleri geliyor. Bu insan yüreğinin kaldırabileceği bir şey değil. Fazlasıyla. Yani, açtı bile. Peki teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, haftanın son odak noktasında bölgeye de biraz baktık. Bu hafta boyunca su meselesi, ekonomik protokol, acaba muhtemel bir ekonomik bir hükümet krizi olur mu gibi pek çok iç meselelere değinmiştik. Ve şimdi de hocamızla beraber biraz dış politikaya baktık. Kıbrıs'ın etrafında bölgede neler olup bitiyor? Merak edilen soruları aktarmaya çalıştık. Sayın hocamız da bizlere aktardı. Bilgileriyle aydınlattı. Ve bu haftayı da böylelikle kapatıyoruz. Haftaya pazartesi günü saat 16.30'da bir başka odak noktasıyla haftaya merhaba demek üzere. Size iyi hafta sonları efendim. Yeniden görüşünceye de hoşça kalın.